tıraş yolu bilan saqlanayotgan dori-darmonlarning sonini ko'paytirishni o'rganish. Demak, ilmiy rahbarim Tolipov Damir Obidovich, universitet rektori Azamat Uzoqov, Tofirovich. Demak, tadqiqotning asosiy maqsadi, demak, ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi neobarlit kristallarning optik va galaktik xususiyatlarini o'rganish va o'sha perestrofik multiplikatsiyalash orqali galaktikalarning sonini ko'paytirishni o'rganish. Demak, tadqiqotning asosiy maqsadi, vazifasi esa o'sha neobarlit kristallarni yozish va diffraksion samaradorligini oshirishni o'rganish va o'sha neobarlit kristallarga temir ionni, demak, zigirlangan holatda, demak, zigirlangan holatda diffraksion samaradorligini oshirishni o'rganish va o'sha spektrni yuterus spektrini o'rganish va ularni demak taqqoslash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Demak, tadqiqotning obyekti va predmeti. Demak, tadqiqotning obyekti, demak, bu bizni neobarlit kristalli va neobarlit kristalliga temir ioni qo'shilgan holatdagisi. Predmeti esa o'sha neobarlitning optik va galaktik xususiyatlarini o'rganish uchun o'sha yig'ilgan eksperimental qurilma, demak, magistrlikning asosiy predmeti hisoblanadi. Demak, ilmiy yangiligi, demak, galogrammalar yozishni multiplikatsiyalash usulidan foydalanish va o'sha perestrofik multiplikatsiyalash yo'lini saqlayotgan o'sha galogrammalar sonini ko'paytirish, demak, galogrammalar yozilayotgan plyonkalarning diffraksion samaradorligini kirishma kiritish yo'li orqali, demak, oshirish. Bu yer, demak, perestrofik multiplikatsiyalash bu degani o'zini o'q atrofida aylanuvchi multiplikatsiyalash hisoblanadi. Demak, qisqacha galografiya haqida aytib ketadigan bo'lsak, galografiya bu to'lqinlarning intensivligini o'sha asos intensivliklangan interferensiyaga asoslangan ma'lumotlar yozib olishni asosiy o'sha hisoblanadi. Galografiya yordamida o'sha tasvirlarni, demak, to'liq tasvirini hosil qilish mumkin. Galografiyada o'sha yordamida olingan tasvirlar galogrammalar deb ataladi va galografiya o'zi, demak, o'sha tasvirni to'liq yozish, demak, ma'noni anglatadi. O'z aslida, demak, fotografiya va galografiyani farqi shundaki, ulardagi o'sha galografiyada tasvirni 3D formatda olish mumkin, ya'ni to'liq tasvirni hosil qilishimiz mumkin. Birinchi bo'lim 1947-yil Discover tomonidan, demak, galografiya tushunchasidan kiritilgan. Demak, bu jadvalimizni yuqoridagi jadvalda, demak, axborotlarni katta miqdordagi miqdorda va tez saqlash uchun o'sha galografik disklari haqida, demak, qisqacha ma'lumot berilgan. Demak, birinchi axborot sig'imi haqida aytadigan bo'lsak, kompakt disklar, demak, DVD disklar, video disklar va oxiridagi galografik disklar. Bularni farqi shundaki, demak, galografik disk qolgan boshqa disklarga nisbatan kattaroq hajmdagi, demak, ma'lumotlarni yoza oladi. Deylik, masalan, bu disklar diskga nisbatan, demak, kattaroq hajmdagi ma'lumotlar yozish mumkin. Bu yerda ikki xil holat ko'rsatilgan. Hozirgi kundagi va keyingi kelajakdagi holatdagi ko'rsatilgan. Bunda esa axborotlarni yozish tezliklari, ya'ni boshqa disklarga nisbatan yozish tezligi, demak, sekundiga, demak, 270 megabitda bo'lsa, bu esa kelajakdagi, demak, 1 gigabitgacha yetish o'sha oshirish imkoniyati mavjud deb ko'rsatilgan. Demak, mana bu tepada, demak, o'sha galografik disk bilan oddiy disk rasmi ko'rsatilgan. Endi galogrammalarni multiplikatsiyalash. Galogrammalarni multiplikatsiyalash o'z aslida bu bir nechta nurlarni bitta o'sha tochka yoki bo'lmasa bitta yachikaga yozish, demak, tushunchasi kiritilgan. Bu yerda o'sha, demak, bizaga kerak bo'lgan o'sha hozir keyin anaqa slaydda berilgan sxema yig'iladi. Sxema, demak, bizaga o'sha manba sifatida neobarlit kristallni ishlatganmiz. Bu yerda, demak, aylanuvchi stol joylashtirilgan bo'ladi. Bu o'z o'qi bo'ylab va x va y o'qlari bo'ylab harakatlanadi. Demak, tekislar bo'ylab harakatlanish ko'rsatilgan. Keyingida esa mana bu, demak, galografiya xotira qurilmasini shu blok sxemasi ko'rsatilgan, ya'ni manba joylashtiriladi, shu galogrammalarni hosil qilish ko'rsatilgan. Demak, bu ham xuddi shunaqa manba o'zini o'q atrofida va x va y o'qlari bo'ylab harakatlanadi. Keyingisida esa, demak, biza o'sha manba sifatida neobarlit kristallni oldik. Neobarlit kristallni, demak, xususiyatlari, neobarlit kristall 0.25 mikrometrdan 5.10 mikrometr atrofida bo'ladi diapazoni. Demak, sinir ko'rsatkichlari o'sha 3ta to'lqin uzunligiga teng bo'lgan, demak, sinir ko'rsatkichlari berilgan. Bu yerda, demak, toza neobarlit kristalli berilgan, hech qanaqa, demak, modda qo'shilmagan holatda, legirlanmagan holatda, demak, ikkita kristall berilgan. Bu holatda esa o'sha neobarlit kristalliga temir ionni kiritilgan, kirishma kiritilgan holatdagi o'sha legirlangan holatdagi, demak, tasvir ko'rsatilgan. Bu esa o'sha materiallar geografik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha o'sha eksperimental qurilma yig'ilgan. Demak, bu eksperimental qurilma, demak, birinchisi, demak, LG36 lazeri.
demek 2-3-4 demek vektörsü 2-3-4 bunların hamısı demek yassı kuzular. Demek 5-ci kubik prizma verilgen. Kubik prizma nurnal demek nurnaltır bir şartı geçmesi basit bacarandı. Yarım şafak demek klasinke. Demek 7-8 ise dik diafragmalar. 9-10 ise şu yazı olucu demek kurulmaları. Ve ahirgisi ise 11-ci ise ornatırırken material. Demek bu yer ornatırırken material koyulardı. Yani bu yerde şu yaman iti kristal olunadı. Ve ahirgisi ise 12-1, 12-2, 12-3'lar bu tuzlar yani zatlarlar. Bu demek gidiyen aynen şu kurulmanın 3 derece masasında işleydi. Demek birinci rejim ise galagramalar yazı boğuluş rejimidir. Birinci bilen 12-12 zat var. Yani tuzlar yapıldı, aç halette bölüldü. 12-3 tuz yapıldı. Demek bu yerde demek galagramalarını yazı boğuluş imkanı mavcud. İkinci halette, ikinci rejimde ise difraksiyon sonları dağılığına olacağı için. Demek 12-1 demek bana zat var yapıldı. Demek 12-2 bilen 12-3 zat var açıldı. Demek difraksiyon sonları dağılığına oluşu mümkün. Ve ahirge üçüncüsü ise namlunanın işte koeffisiyentini oluşturuşu için ise 12-1 demek bilen 12-3 tosukları uzun uzun demek açık halette bölüldü. 12-2 zat var, işte o tosukları yapı halette bölüldü. Demek namlunanın şeffaflı kesiyetini oluşturuşu için. Lekin biz asılsan 3 derecimden, 1. ve 2. derecimden faydalandı. 3. derecim bizi mazunuzun tarafını bulma geldiği için demek bu sebeple alınmadı, işte demek netice alınmadı. Bu yer dışı nevatlikte kristallinden demek galagramalarını yazdırış, işte demek kurulması getirilgen. Bu yerde ise uşa alingen demek nevatlikte kristallinin vaxtını difraksiyon sonradalıkı bağlı grafiki verilgen. Bu yerde uçta grafik, uçta grafik deyem. Uç kol uşa faizli gibirgen temir iyonunu demek nevatlikte kristallinin kolette verilgen. Demek mesela birinci rasımda demek 0.0003% demek temir iyonu. İkincisi ise kızıl digisi ise 0.0 demek 1.005% temir iyonu koşulgan holatda va oxirgi uchinchisi esa 0.02% temir iyonu koşulgan holatda demek ki keltirilgan. Ya'ni to'liq uzunligi 0.63 mikrometr atrofidagi demak. Bu yerda endi farqli o'laroq demak birinchi grafikni oxirgi grafik solishtiradigan bo'lsak, demak qancha demak foizini oshiradigan bo'lsak temir iyonni. Undagi demak yozish vaqti ham qisqaradi. I o'sha yozilayotgan ma'lumotni demak difraksiya samaradorligiga ma'lum bir sezilarli darajada qisqaradi. Demek bu yüzden bir şey spektr yutuluşundan oluşturmak için demek şimazlı spektr yardımda ne maddi demek 300-350 nanometreden demek 500 nanometre geçe bölgen dışı diapazonu 1 nanometre kadar da oluşandı. Demek bunda kuyuda bir grafik getirilgen demek bir, ikinci grafikte demek o zaman ne maddi litrini demek yutuluş kalitesinden durgun zorluğu bağlı getirilgen. İkinci kalatı ise 0.03% değil demir yorunu koşulgen kalatı grafik getirilgen. Yani bu holatda ikkala surbaga demak solishtirilgan. Foiz ya'ni temir iyonni oshirganimizda demak o'z-o'zidan demak uni ham yutilish spektri ham demak kattaroq hajmga ega bo'larkan. Demak xulosa qilib aytish mumkin, demak galogrammalarni yozib olishni shu turli sxemalar o'rganildi. Laboratoriya sharoitida shu galogrammalarni yozish eksperimental sxemasi yig'ildi. Va o'sha nevatlikdagi kristallni multiplikatsiyalash orqali o'sha galogrammalarni hosil qilindi va shimatu spektr yordamida o'sha turli xil o'sha konsentratsiya ega bo'lgan o'sha temir iyonlarni demak difraksiyon samaradorligi o'zgarishi taqqoslab o'rganildi va o'sha aytganimizdek demak 0.03, 0.1003, 0.1005 va 0.0003li temir iyonlarni demak nevatlikdagi kristallin holatdagi bog'liqligi ya'ni spektr yutilish spektri ham o'rganildi va grafiklari taqqoslab chiqildi. Bu ise şu ümmiyet makbulara tesisler. Savallar. Merhaba. Mange, kılıngan neticeleriz neticesi de değil mi? Kaysa bunun işletçisiz bir efektivini yok eker, yiyil, ne mi olur? Demek, 0.03% de temer moda yana koşulgan kolatı, demek efektli yukarı var. Faiz yani kança yukarı var. Yani yazışçı sanki diyen vakti kıskaradı. İyi işte faizi aşırılgandı. Malumatlayan demek toluk ve toluk tasvir hızlı. Ayşe mi? Malumat saklaş hacmi. Hacmi ya? Megabit mi? Gigabit mi? Kanaka böyle. Anca. O şişe. Hayır. Yani bir tanesi hazır. Sorunuz aldım. Yazıge bağlı mı? Yani yok, galagramma yazıp olganımızda 20'den 30 geçe bölgen malumatlar yazıp alındı. Hazır yetin yok, şakın yine geçelim. Malumatlar siz ne yazıp alınız? 20-30 diyeniz ne madu atları?
Hayır. Birliklerde, nigeliklerde yazılır. Malumatlarınızı çok yazıp aldınız. Disk mi, CD kamerada yazıp aldınız, bir plan kederler, plastik kederler, bana yazıp aldınız. Yazılırken, şu çocuk organı, plus ne var, detayını kurduk bizim. Kolodram bana yazılır. Ne var, detay moddadan koydu. Obyekt, obyekt. Obyekt ne var, detay. Tamam, o kanaka modda. Olmasa, plastik kederler yazıp aldınız, ne var, ne kurduk? Korun mıydı ki? Şu kubik prizmada. Kubik prizmada. Koşulganda yani 0.10% foizda temir yoni qo'shilganda o'sha ma'lumotlarni effektli yozadi. Endi o'sha endi 4-savol yaxshi o'qmadim, lekin o'sha tochkaga yozilgan ma'lumot, deylik, yachaka yoziladigan ma'lumot qanday vaqt o'tganiga o'sha yo'qoladigan bo'lsa, ya'ni o'chadigan holatda bo'lsa, o'shani qayta tiklash imkoniyati mavjud, ya'ni golografik disklarga. Oddiy diskda emas, anu DVD disklarda emas, aynan o'sha golografik disklarda qayta tiklash imkoniyati mavjud. Endi Bu mesela söz nabatını ilmi rahbarına veriyorum. Damerekesi mi? Rahbar? Nerede ben? Azamın zahirekesi mi? Zahirekesi. Tadif damarımla birgelikte bu işi şu katedrada kurulduğunda boşla geldi zaten rahbar. Dostumuz damar Tadifov. Şimdi bu abrazistan sileye kısaca informasyon teknolojiden soval buldu. Arkadan bu kristallar bize de eski zapaslan bulan kristallar. Kristallar Yerevan'da institut fizikası var. Aştarak'ta. Uşat'ta usırılgan kristallar. Nebat, litiy bunu görülse cüda harfın sohbalarda işletiş mümkün.
Azam Turapovich kafedra fotonikada ishlagan paytda bizni shu ism bilan tanishgan edik-da, o'sha orqali lazer nurini upravlyat qilishga deflektorga o'shaning uchun bizga kristallar bor, o'zim borib analiz qilib ko'rib 4 xil 5 xil konsentratsiyada olib kelganman. Bundan tashqari bunga yozishi, ko'payishi, boshqasi buni mexanizmiga o'zi bog'liq. Endi oldinam oldingi Rashidada ham man chiqib aytdimki, bizani hozirgi maqsadimiz har xil materiallarda informatsiyani yozganda plotnostini oshirib, uni fotochustvitelnostini tekshirib ko'rib, difraksionniy effektsiyasini shuni tekshirish asosiy qilingan. Shu maqsadda hali ko'rsatilgan sxema bo'yicha oldingi zachetada bizani laboratoriyadan chiqqan halkabinetni plyonkalarda ham o'sha sxemada qilingan, bu yerda ham shu sxemada. Hozirgi yana bitta narsa ko'rinib turibdi, oxirgi yillarda yana plotnostni oshirish butun dunyoda o'zi problema bo'lib turibdi. Hozirgi endi hozir atomli uravinda gallogrammani yozish problemasi turibdi. U keyingi etapda shunaqa qissa bo'ladigan informatsiya Yaponiya va AQSh uchonlari shunaqa ko'rsatilgan. Gallogramma undan oldingi etap, lekin hali gallogrammani vazmojnosti oxirigacha hal bo'lmagan. Shuning uchun shu materiallarni tekshiryapmiz. Bundan tashqari bu qizimizni ishi multiplikatsiyalash mexanizmini o'rganish edi. Ana shunda bitta tochkaga literaturni danni bo'yicha 400-500 ta yozish mumkin. Bizga men grub eksperimentda o'zimiz butta keltirilmadi, 20 ta 30 ta gallogramma yozish mumkin. Shularni e'tiborga olib, bu ishlarni bizga hozir keng ravishda laboratoriyada qo'yibmiz. Endi butun mexanizmi shundan iboratki, mana o'sha interpretatsionniy kartina kristallga tushganda haligi ferum 3 ionlari bittadan elektronlarni berganda ham ferum 2 ga aylanganda ular o'sha interpretatsionniy kartinani yopiq uchkazatda sijidida yozilish mexanizmimiz oshadi. Shu bilan unda mexanizmda внутренний кристаллическое поле hisobiga diffuziya elektronlarni o'tishi boshlanadi. Shuni har xil chustvitelnost ochadi, fotochustvitelnost ochadi. Ma'lum konsentratsiyadan kelgan bizada u konsentratsiyada qilmadik bor. Misol uchun bu yerda 0.3%, 0.05-0.1%ligi bor. Unda gallogrammani yozgan zahoti gallogramma o'cha boshlaydi. To'g'ri chustvitelnost ochadi, o'cha boshlaydi. Buni dinamichniy gallogrammalarni yozishga mo'ljallab, uni keyinchalik mexanizmni bir xil tonkiy joylari bor, uni tekshirganda xudo xohlasa kelgusida informatsiya bo'lsa keyin topshirib qolamiz. Baho izlayotgan odam, baho qanaqa baho? Bahoni man endi o'zimiz mana odamlarman yaxshi yuqori baho qo'yinglar. Endi sizlarga xavotirda. Lekin men aytaman sizlarga yana bir literaturni abzor qilayotganda man hozir 4-5 ta grant mashina bo'yicha qidirdim, yaxshi qidirib topib keldilar. Man bularga ko'p marta rahmat aytdim. Chunki hozir kamchilik joylari ham bor, umuman olganda yaxshi. Marhamat, retsenzent botanika kafedra Ramazon. Ramazon, assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Mana bugungi magistrimizni chiqsin burtigas yo'li yordamida gallogrammani saqlash, ya'ni o'sha metodlar to'g'risida aniq gapirib o'tdilar. Ya'ni dissertatsiyaning birinchi bobida gallogramma uning xossalari to'g'risida gapirib o'tilgan, ikkinchi bobida esa multiplikatsiya yordamida qaysi usullar bilan olish mumkin, uchinchi bobida olingan natijalar qayd qilib o'tilgan. Bundan tashqari mana shu dissertatsiya ichida bir qancha natijalar olingan, o'sha natijalar to'g'risida hozir to'xtalib o'tmoqchiman. Bir qancha nima dissertatsiyani ko'rish jarayonida ba'zi bir xatolarga yo'l qo'yilgan. Birinchisi o'sha
ol borilgan oborgan natijalar qayd qilingan, ammo natija olish jarayonida qurilmaning ishlash xatolari to'g'risida hech qanaqa ma'lumotlar berilmagan. Ikkinchisi, dissertatsiyada haligi ba'zi bir grammatika yoki stil xatolariga qo'yilgan, menimcha o'zi tuzatilgan bo'lsa kerak, birinchi variantda xatolar bor edi. Bu qizimizni mana bu qolgan boblar bo'yicha nizomga magistratura to'g'ri javob beradi. Qaymova esa mana shu fizika yo'nalish bo'yicha magistr darajasini olishga loyiq deb o'ylayman. Rahmat. Keyingi retsenzent Akbarova, Texnika universiteti lazer texnologiyalari va magistrlik dissertatsiyasi ishi 60 betdan iborat bo'lib, kirish 3 bob, xulosa foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Uning tarkibida 18 ta rasm, 30 ta adabiyot kiritilgan. Xulosasini qo'ya qolay. Xulosa. Qayumova Kumush Subhanqul qizining multiplikatsiyalash yo'li bilan saqlanayotgan galogrammalarning sonini ko'paytirishni o'rganish mavzusidagi dissertatsiya ishini yuqori bahoga tavsiya qilaman. Kamchiliklar ko'rsatilmagan, shunday ishlar. Avvalambor shu magistratura o'qishimga sababchi bo'lgan ota-onamga katta rahmat. Mana shu magistrat ishimga dissertatsiya ishiga yordam bergan Azamat domlaga to'liq domlaga katta rahmat aytaman va shu bilan birga Azamat yonlarida o'sha shogirdlari menga katta rahmat aytaman. Shu dissertatsiya ishini tayyorlashga yordam bergan. Keyingi ishlarimizga muvaffaqiyatlar tilaymiz.